Burası solucan kompostunun çok kolay ve düşük yatırım maliyetli üretilmesi için David Johnson ve eşinin Johnson su biyoreaktörleri olarak tasarladığı bir e, üretim formatı. <laughs> Şimdi burada e, yakına gelip bunlar işte içinde normalde bir tonluk su tankı olan kasalar. Biz bunu kasa olarak aldık, hurda, hurdacıdan, aldık, ikinci el olarak. Bunların içine kendi ürettiğimiz kompost malzemesini yani organik madde açısından zengin koyuyoruz. PVC borulara şu ilek tellerini sarıp içine yerleştirip üstlerini de kapatıp öyle dolduruyoruz. <laughs> Dolduktan sonra içindeki PVC boruları çekiyoruz ve bu şekilde bunlarda bacalar kalıyor gördüğünüz gibi. Bu bacaların araları maksimum 30 ila 40 santim arası <laughs> her yöne doğru. Bunu şunu sağlıyor. Ee, dışından da bu da hava alan bir kumaş. Bu kompost her yerinden hava alabiliyor. Ee, solucanlar, şu anda bunun içinde solucan yok. Solucanlarımızı e, ayrıca geliştirmekteyiz. Ondan sonra koyacağız. Şu malzemenin içine bir yerden böyle eşeleyerek solucanları koyacağız. Altındaki bu yoğun organik madde solucanlar için çok güzel bir yaşam ve besin ortamı. Sonra e, damlama sulama hortumlarını buraya dolaştırdık. Bir tane spring koyduk. Bu spring aşağı yukarı bunun tamamını kaplayacak şekilde ayarlanacak ve üzerlerine çadır gibi şu malzemeden geçirilerek kapatılacaklar. Hem güneşi kesmek hem buharlaşmayı kurmayı azaltmak için. Ee, şimdi solucan kompostunu çok zor kılan şeylerden bir tanesi solucanların oksijene ihtiyacı var. Oksijenli ortam hayvanları ve bundan dolayı da toprağın kalifo kırmızı Kaliforniya solucanları dediğimiz solucanlar toprağın en fazla 10-15 santim altına kadar iniyorlar ve orayı yiyorlar. O yüzden de tipik solucan e, çiftliklerinde, solucan kompost üretiminde geniş tepsiler yapılır. İşte 10-15 santimlik organik malzeme koyulur. Solucanlar tükettiğinde aşağı yukarı bir hafta, 10 günlük zaman sürecinde iyi takip etmek gerekir. <laughs> Onun üzerine hemen bir 10-15 santim daha organik madde koyulur. E, solucanların tükettikçe alttaki organik madde e, kompost hasat edilir aşağıdan sıyırcılarla. Üzerine tekrar eklenir, aşağıdan hasat edilir ve böyle sürekli bakım gerektiren bir süreçtir. Ve bu tepsileri bunları kurmak oldukça maliyetli. Kapalı ortamda vesaire kurulması gerekir. Bu şekilde yaptığımızda dikey hava bacaları koyduğumuz için buraya <laughs> su, hava biz hiçbir şey yapmadan bir kere bütün organik maddeyi doldurduktan sonra zaten her yerine her yerinde e, hava girişi var bunun. Yani solucanları biz bir noktadan bir kere koyacağız. Üzerini kapatacağız. Sadece nemliliğini kontrol edeceğiz. Yeteri kadar nemlilikte olduğunu, kurumadığını veya aşırı ıslanmadığını nem ölçer cihazlarla. Ve solucanlar bunun tamamını yiyene kadar bunun içinde dolaşacak da dolaşacak, üreyecek. Belki işte 6 ay ile 12 ay arası bir sürede bunun içindeki tüm organik maddeyi tüketip bitirecekler. Ve bu buradaki zaten hazır kompostu çok çok daha kaliteli, enzimatik ve açıdan çok daha kaliteli bir hale getirecekler. O noktada biz bunları içinden bir sonraki aşama için gerekli solucanları hasat ederek e, şu boruları çıkartıp işte içinde de, bunları devireceğiz, İçindeki kompostu alacağız ve e, gerek sıvı halde gerek katı halde yine bitkilerimizin diplerine, en yüksek kaliteli kompostumuz bu olacağı için bunları direkt bitkilerin diplerine hem katı hem sıvı olarak e, yayacağız.